Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz milli mücadelede basın ve yayın. Sevgili arkadaşlar, milli mücadele değil mi konumuz? Milli mücadele konumuz olduğu için milli mücadele dediğimiz şey sadece askeri alanda yapılan bir mücadele olarak algılanmasın. Aynı zamanda basın yayınla da bir mücadele söz konusudur. Dünya kamuoyunu etkilemek, iç kamuoyunu ve dış kamuoyunu etkilemek, bu da milli mücadelenin birer parçasıdır sevgili gençler. İşte o yüzden milli mücadelede basın yayın çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Ve basın yayını iki başlıkla inceleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Birincisi milli mücadele yanlısı basın yayın. İkincisi de milli mücadele karşıtı basın yayını olarak karşımıza çıkar. Ha şunu da söyleyeyim. Bu tahtada yazanlardan ibaret mi? Hayır arkadaşlar. Her ilde, her ilçede bir gazete, bir yayın, bir dergi söz konusudur milli mücadele döneminde. Ama bizim için önemli olan sınavlarda karşımıza çıkan ve çıkması muhtemel olan önemlileri, basın yayının önemlileri arkadaşlar. Tamam mı sevgili gençler? Şimdi başlıyoruz. Tabi biliyorsunuz yani milli mücadele döneminde de elbette sosyal medya yok. Yani Twitter, Facebook, Instagram söz konusu değil mi arkadaşlar? Yani o yüzden o dönemin sosyal medyası nedir? Gazete ve dergilerdir. O yüzden gazete ve dergiler bugün Instagram neyse o gün odur. Bugün Twitter neyse o gün gazete ve dergiler odur arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden çok önemlidir ha o günkü şartlar açısından. Şimdi başlayalım bakalım. Milli mücadele yanlısı basın yayınla başlıyoruz. İlki Minber Gazetesi. Evet. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal ve Ali Fethi Bey değil mi arkadaşlar? Ali Fethi Bey tarafından çıkarılan bir gazetedir. İstanbul'da çıkarılmıştır. Mondros Mütarekesi yıllarında çıkarılmıştır. Mustafa Kemal'in yazıları da yer almıştır. Mustafa Kemal işgalleri de bu gazeteden eleştirmişti arkadaşlar. Evet. Ve İrade-i Milliye gazetesi ikinci bir gazetemiz sevgili arkadaşlar ki milli mücadele için son derece önemlidir. Sivas Kongresi'nde çıkarılmaya başlandı. Milli mücadelenin ilk doğrudan yayın organı. Evet. Milli mücadele yayın organlığını yaptı. Evet. Direkt milli mücadelenin doğrudan ilk destekleyicisi ve topyekün bir milli mücadelenin tabii ki yöresel anlamda söylemiyoruz. Evet, destekleyicisi İrade-i Milliye gazetesi sevgili arkadaşlar. Bu gazete için Mustafa Kemal ne diyor sevgili arkadaşlarım? Benim gazetem diyor. Evet. Benim gazetem. Mustafa Kemal tarafından benim gazetem denilmiştir İrade-i Milliye'ye. Bu gazetenin başyazarı aynı zamanda bir tarihçidir. İsmail Hami Danişment arkadaşlar. Bu gazetenin baş yazarlığını yapmıştır. Mustafa Kemal'in yazıları da bu gazetede yayınlanmıştır. Bakın Minber gazetesi, İrade-i Milliye gazetesi, Mustafa Kemal'in yazılarının da yayınlandığı gazeteler sevgili arkadaşlarım. Şimdi geldik Hakimiyeti Milliye'ye. Temsiliyeti Ankara'ya geldikten sonra Ankara'da çıkartılan bir gazetedir arkadaşlar. Ankara'da çıkarılmıştır. Ve temsiliyeti biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Temsiliyetin ortadan kalkmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayın organı haline gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yayın organıdır. Hakimiyeti Milliye gazetesi sevgili gençler. Buna dikkat edin. Yarı resmi yayın organı. Tamam mı canım? Evet. Mustafa Kemal'in de yazıları yine burada yayınlanmıştır. Arkadaşlar bakın Mustafa Kemal'in yazılarını doğrudan onun adıyla yayınlayan 3 gazete var. Minber, İrade-i Milliye, Hakimiyeti Milliye. Evet. Ve bu gazete İstiklal Marşımızı da yayınlayan ilk gazetedir. He hocam daha önce başka bir bilgi vardı sanki bu konuda diyeceksiniz. Evet o bilgi güncellendi sevgili arkadaşlar. Evet İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de kabul edilmiştir. 17 Mart 1921'de arkadaşlar Hakimiyeti Milliye'de ilk kez yayınlanmıştır. Ve daha önceki bilgilerimizde, eski bilgilerimizde Açık Söz gazetesi diye geçerdi ki onda 21 Mart'ta yani 4 gün sonra yayınlanmıştır. O yüzden ilk yayınlayan Hakimiyeti Milliye'dir. Bu bilginizde güncelleyiniz sevgili gençler. Tamam mı? Ha? Güncel bilgidir, gerekli bilgi. Evet ve bu gazete ismini daha sonra değiştirdi. 1935 yılından itibaren bu gazetenin adı ne oldu? Ulus gazetesi adını aldı. Ulus adını aldı sevgili gençler. Hakimiyeti Milliye, İstiklal Marşımızı yayınlayan ilk gazete. Peki Ceride-i Resmiye. Ceride gazete demek zaten. Resmi gazete değil mi arkadaşlar? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi gazetesidir bu. Yani ne demek oluyor resmi gazete? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan emirler, kararlar, kanunlar, kanunnameler, ne varsa hepsinin, kararnameler, bunların hepsinin yayınlandığı, resmiyete bindiği, halka duyurulduğu yayın organına Ceride-i Resmiye diyoruz arkadaşlar. Cumhuriyetin ilanıyla da adı, bugünkü adıyla ne oldu? Resmi gazete arkadaşlar. Evet. Resmi gazete adını almıştır Ceride-i Resmiye sevgili gençler. Evet, bir de ajans var. Anadolu Ajansı arkadaşlar. Haber toplayan ve yayan bilgi kuruluşlarına ajans diyoruz. Anadolu Ajansı kim? Halide Edip ve Yunus Nadi öncülüğünde arkadaşlar kurulmuştur. Mustafa Kemal'in direkt talimatıyla kurulmuştur. Evet, Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak, Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmıştır. Milli mücadele lehine kamuoyu oluşturmak, özellikle uluslararası kamuoyu oluşturmak için kurulmuştur arkadaşlar. Uluslararası, bakın dünya kamuoyunda ne diyor? Lehimize yayın için kurulmuştur. Yani kamuoyu oluşturmak için kurulmuştur Anadolu Ajansı. Bugün hala varlığını sürdürmektedir. Türkiye'nin en önemli haber ajanslarından birisi olarak varlığını sürdürüyor. Evet, burada 3 tane gazete var. Al-Bayrak, Hadisat ve Le Pays, yani Vatan. Evet, Fransızca çıkarılan Le Pays gazetesi. Bu 3 gazeteyi de kim çıkarmıştır arkadaşlar? Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından çıkarılmıştır. Al-Bayrak Erzurum Kongresi sırasında çıkarılmaya başlanmıştı arkadaşlar. Evet, bu 3 gazeteye dikkat edelim. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından çıkarıldı. Şimdi Açık Söz Kastamonu'da çıkarılmıştır ve İstiklal Marşımızı ikinci yayınlayan gazetedir arkadaşlar. Sebilürreşad bir dergidir, gazete değildir. İlk adı Sırat-ı Müstakim'dir. Evet, Sırat-ı Müstakim. Evet, kim çıkardı bu dergiyi? Mehmet Akif Ersoy, değil mi arkadaşlar? Mehmet Akif Ersoy tarafından çıkarılmıştır bu dergi ve İstiklal Marşımızı yayınlayan ilk dergidir Sebilürreşad arkadaşlar. İstiklal Marşımızı yayınlayan ilk dergi. Dikkat edin, ilk gazete Hakimiyeti Milliye, İlk dergi Sebilürreşad'tır sevgili genç kardeşlerim. Evet, bir de 2 tane daha gazete var. Vakit ve İleri gazeteleri. Bunlar Mustafa Kemal'in yazılarının isimsiz veya takma adla yayınlandığı gazetelerdir. Evet, ne diyoruz? Mustafa Kemal'in atsız veya takma adla yazıları yayınlandı. Evet. Bu gazetelerde sevgili gençler. Evet. Mesela Vakit gazetesinde Asım Us takma adıyla İsmet Paşa'yı eleştiren yazılar yazmıştı Hatay konusunda. Değil mi arkadaşlar? Evet. İleri gazetesinde de isimsiz yazıları yayınlanmıştı. Şimdi geldik buraya. Mustafa Kemal'in gazeteler olarak yazılarının yayınlandığı gazeteler hangileri? Bunları iyi bilin gençler. Bak, Minber, İrade-i Milliye, Hakimiyeti Milliye. Mustafa Kemal'in açıktan adıyla gazetelerde isimleri yayınlandı. Bu 3 gazetede. İsimsiz veya takma adla da Vakit ve İleri gazetelerinde Mustafa Kemal'in yazıları yayınlandı sevgili gençler. Bunlar da böyle bilesiniz. Tamam mı arkadaşlarım? Evet, işte milli mücadele yanlısı önemli gazeteler bunlar. Önemli yayınlar bunlar. Şimdi bir de milli mücadele karşıtı yayınlar. Onlar ismen bilseniz yeter. Cismine çok gerek yok. İsmen bilin yeterli. Evet, Alemdar, Peyami Sabah, Ümit, Aydede, Türkçe İstanbul, Zafer, Yeni Dünya, Zincirbent ve İrşad gibi milli mücadele karşıtı yayınlar söz konusu. Bunlar kimdir? Özellikle saltanat hilafet yanlısıdır veya işte mandacıdır. Tamam mı arkadaşlar? Bu tür yayınlar yapan gazetelerdir. Yani milli mücadelenin aleyhinde kamuoyu oluşturmaya çalışan yayınlardır sevgili arkadaşlarım. İşte milli mücadelenin sadece bir askeri mücadele olmadığını, aynı zamanda bir basın yayın mücadelesi, bugünkü namıyla bir sosyal medya mücadelesi olduğunu da unutmayalım sevgili gençler. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin diyoruz.